Merhaba öncelikle. Pancake'deki görevi nedir? I just came for representative Pancake. Representative of Pancake. Yeah, and yeah. Is there an official title? Official, you can say support. Support. Yeah. Evet, support. Destek ekibindirim diyor. Pancake Swap'ın yetkilisi olarak buradayım diyor. Anladım. Bizim bir yıl önce çektiğimiz bir video var Pancake Swap'la ilgili. 141 bin izlendi ve kanalın en çok izlenen videolarında. We have a one video that we published about Pancake Swap. O zaman Pancake 1.10 dolardı. It was like Pancake Swap price was like 1.10 cent at that time. Wow. Dolayısıyla çok fazla Pancake Swap seven takipçimiz var. Son zamanlarda fiyatla ilgili, tabii ki bu token mekanizması ile ilgili fiyatta ciddi düşüşler gözlendi. Bununla ilgili bir çalışmaları var mı? The new roadmap, we have a section where we want to release a new smart. Eğer roadmap'i kontrol ederseniz. Yeah. So we can't release much information about it, but we can promise you that within the next few months, we will drastically reduce the emission. Bundan size çok söz veremiyorum ama yol haritamızda da gözüktüğü gibi emisyonu biz şey yapacağız diyor. You know people complain about the inflation and the... Enflasyon hakkında insanlar şikayet ediyor. Evet. So we are planning to release a new tokenomics. Biz de yeni bir tokenomik kurmayı planlıyoruz. Next month. Önümüzdeki aylarda. So you get more details in the coming weeks or months. Önümüzdeki hafta ya da aylarda daha fazla detay alabileceksiniz bu konu hakkında. Peki bu sınırsız arıza, yani sınırlandırmayı mı düşünüyorlar? Öyle anlayabilir miyiz? Yeah. Evet. We have a plan. Ve bunun kesin bir sayısı olacak mı? For now we can't say we limit the supply. Şu an için sınırlayamıyoruz total arzı. But we can't, we can, it's possible in the nearest future. It's possible. Possible what? Yeah, to limit the supply. Possible. Yeah, it's possible. But for now we are only thinking about reducing the emission drastically. Şu an için düşünüyoruz yapmayı. Emisyon konusunda daha çok çalışıyoruz. Türkiye'deki dataları biliyor musun? Çok fazla Pancake Swap kullanan var diye biliyorum. Bu konuda Türkiye'ye söylemek istediğim şey var mı? I've been to Turkish group on Telegram. So I love the people. I used to see you guys coming. Telegram'daki ben gruplarda sürekli görüyorum Türkleri. O yüzden bilgim var. Especially I know of MC. You guys know some MC. Yeah, I know. Meşhur bir admin var diyor. MC diye o diyor, tanıyorum. MC is a good guy. He recommends. MC, he always say words about Turkish people. İyi bir adam ve işte Türklerle iletişimimizi sağlıyor güzel bir şekilde. So we want to say thank you to Turkish fans. Türkiye'deki fanlarımıza teşekkür etmek istiyorum bu sayede. O zaman biz de teşekkür ediyoruz kendisine. We also thank ama you. Şunu unutmasın, biz de yorumlarda ve geri bildirimlerde görüyoruz. Token sayısı ve tokenomikle ilgili muhakkak değişiklik yapılmalı. Fiyat gerçekten aşırı düştü. We think that you should change this tokenomic and limit the supply because the price is... Sure, we'll do that. Biz yapacağız bunu. But I can't tell you specific dates. Bize spesifik bir tarih verebilir misin? Spesifik bir detay veremem bunun hakkında. But diyor. It's very, very close. So can you give a specific date? Or quarterly, or any quarter. Yeah, some we're date thinking range. In the Q1 ending. Q1 ending. Or the early Q2. Q1'in bitişi Q2 de. Q2'de. Evet. O zaman yakın bir zamanda diyebiliriz. Evet, diyebiliriz. Peki çok yakında. Kendi görüşü, kişisel görüşü olarak bu fiyata nasıl etki eder? Kendi görüşü. Reducing emission drastically. That's what people want. So it will drastically it will affect the price a lot. And again, we have another method. But farklı I would like to give all information now. Farklı bir metodumuz var aslında bununla ilgili ama you don't want to give specific about that. Yeah. Fakat bununla ilgili tam detay veremiyorum şu anda. We want it to come as a surprise. What? We want it to come as a surprise. Biz bunu çünkü sürpriz olarak çıkmasını istiyoruz diyor. Tamam, peki kendi kişisel görüşünde bu fiyata nasıl bir etki edecek? Ciddi bir etkisi olacak mı? Mesela bir günde işte bir %25'lik bu haberle birlikte bir mum görmemiz mümkün olacak. So in your personal opinion, for example, after this surprise, good news like emission, token, new system, maybe we will see a price increase in a one day, maybe 25%, something like that. Yeah, sure. It's coming one day. I think the price. Make you release the news, and that's what people want.
Biz bu haberi yayınlayınca insanların da istediği bu olduğu için fiyata bir etkisi olacak diyor. Anladım. So definitely it will affect it. Kesinlikle fiyatı etkileyecektir bu haber diyor. Tamam, kendisine çok teşekkür ederim. Sadece fiyat üzerine konuşmamız zaten anlamıştır. Kendilerine de en çok bu soru geliyordu. Thank you very much. We are talking about the price because this is the most asked question. Evet. Yeah, yeah, yeah. Çünkü evet. Tamam, teşekkür ediyorum. Memnun olduk. Thank you. Nice to meet you. Promise to keep building. Pancake Swap build yapmayı, inşa etmeye devam edecek diyor. Çok fazla sayıda tutuyoruz. Hani Ramazan ve ben. We hold a lot of KuCoin. Bir dolardan almamıza rağmen. But we bought from the price was $1. Ama oradan hani kaçı görmüştü? 30? 40'ları gördü. 40 dolarlardan 6-7 dolarlara şu an seyreden bir şey bizim de canımızı sıkıyor. But when we saw $40 about the cake, now we see very dip. Like, I mean, yeah. So it's like disappointing a little. Okay. You agree that? Yeah. For holders? Yeah, you promised to keep building and listen better. Promise to what? Yeah, we'll keep building, raising better product and futures. İnşa etmeye ve güzel ürünler çıkartmaya devam edeceğiz. Sadece bunu sözünü verebilirim tamam. Diyor. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much for the interview. Memnun olduk. Nice to meet you. Thank you.